Meşhur ve meşhur Tokyo. Aslında Tokyo bir eyalet. Şehir adı değil. Eyaletler var bu memleket Japonya'da. Tüm Japonya nüfusu 120 milyon kadar. Türkiye'nin 1,5 katı ama yüzde ölçümü yarısı. Yani yüzde ölçümü olarak Türkiye'nin yarısı kadar, nüfus olarak 1,5 misli fazlası. Tokyo eyaletinin nüfusu 35 milyon. Yani eyalet deyince bir şehir zaten. Yani öyle düşünün. Dünyanın ikinci kalabalık şehri. İstanbul'da işte yavaş yavaş gıdıklıyoruz yani, fena değiliz biliyorsunuz. 20 diyorlar ama ben İstanbul'un 20 üzerine olduğunu tahmin ediyorum. Tabii nereden sınırı çizeceğine bağlı. Yani İzmit'e kadar gidiyor aslında. Efendim, burası Tokyo'nun belediye binası. Burada açtık çünkü en güzel manzara burada, Tokyo'yu gösteren efendim binaları. Burası zamanında en yüksek binaymış. Burası 45. kattayız. Daha var birkaç kat daha yukarıda ama oralarda, yani burası açık bir tek, şey, halka açık olan kısım. Yukarıda doğru 1, 2, 3, 4, 5, bir 10 kat daha var. Şimdi 7. En yüksek bina ilk yapıldığında 1.'ymiş ve belediye binası olarak yapılmış. Hala belediye binası. Belediye reisi abi de burada altta bir yerde oturuyor. Belki de üstte, bilmiyorum. Odasını görmedik. Efendim, turistler buraya çıkabiliyorlar. Efendim, manzarayı görmek için. Birkaç bina var arkamda, önemli binalardan. Efendim, bir tane kule var. Bir de benim daha çok, yani bina kule değil benim problemim. Benim bu işlerde sevdiğim iş yeşil alan. Yeşil alan var, güzel bir park var şurada, göreceksiniz şimdi. Center Park gibi, daha ufak tabii. Daha büyük olmasını isterdim ama olmamış. Efendim, fakat Japonlar son derece düzenli, son derece temiz, biliyorsunuz meşhurlar bu konuda. 2020 olimpiyatlarında İstanbul'dan söke söke ve bence bileğinin hakkıyla aldılar. İstanbul'da olimpiyat düşünemiyorum çünkü büyük bir köy olduğu için metropol şeyleri İstanbul'da olmadı henüz ve olamıyor. Ve gitgide de olamazlığa doğru gidiyor. Öyle bir yere girdi ki çıkmaza girdi İstanbul bence. Mimari açıdan, şehir plancılığı açısından artık tamir imkansız bir kanser hastası İstanbul maalesef. Güzelim şehir. Dünyanın en güzel şehri, dünyanın en hasta şehri yaptık yani. Neyse, öyle başlamayalım. Güzel başlayalım, güzel düşünelim. Hoş geldiniz Tokyo'ya. Kenzo Hange binanın mimarı. Yani çağdaş mimarlar arasında en önemlisiymiş. Bizim büyük elçiliği de bu mimar yapmış. Mermerleri de Türkiye'den gelmiş. Daha onu görmedik. Efendim, şimdi binadan in çıktık biliyorsunuz. 45. katındaydık. Belediye binası. Yapılışı 1991. Zamanın en yüksek binasıymış, dediğim gibi 242 metre ile. Şimdi 7. demiştim ya. Efendim, hakikaten güzel bir bina. Benim hoşuma gitti. Zamanın şeyi. 91'in mimarisi. Taşlar maçlar müthiş. Yani Tokyo'dayız ve her taraf yani pırılz. Pırılz. Yere yani balı da dök ve lıkır lıkır yala. Ve gördüğünüz gibi olimpiyatlardan çok övünüyorlar. Her tarafta göreceğiz. Tokyo 2020. Tokyo 2020 paralimpik. Demek ki paralimpiğin önemi diğer olimpiyat kadar önemli. Aynı büyüklükte bütün alkışları. Bir taraf paralimpikler, efendim, engelliler için, diğer tarafı normal olimpiyatlar. 2020'de herhalde burada büyük olaylar olacak. Efendim, ama düzenli bir şehir. Bunlara şey yapmaz. Bunlara bir şey ifade etmez. Bakar mısınız temizliğine ya? Dikkatimi çekti. Bir tane yerde insan bir çöp. Çöp sepeti de yok. Hani bir çöp sepeti. Yürüyerek yemek yasakmış. Hani bir hem atıştırıp ve ağzında gibi, o yasak. Yasak yani. Ama galiba toplumsal yasak. Hani ceza kesiyor mu polis bilmiyorum ama toplum olarak yasak ediyorlar. Onun için bir yerde hiçbir çöp, hani bir şey yedim bir yerde, çöp aramıyorsun, çantana koyuyorsun bir torbaya. İlk münasip bir yerde. Burada bir tane çöp torbası görmedim. Bir tane de çöp görmedim. Yerde insan bir çöp olur ya. Sigara içmek de yasak. Açık havada dahil. Yani izmarit. Tükürmeyi zaten rüyanda görebilirsin. Yani hayatımda gördüğüm en temiz, hatta fazla temiz. Kardeşim bu kadar temiz olur mu ya? Sıkıcı temiz yani, bir metro istasyonu. Kalabalık da değil. Nasıl bu kadar 35 milyon kişi var burada, onu anlamış değilim. Gel tamam, şimdi saat 11, yani iş çıkışı değil ama insan bir tane çöp tenekesi, bir tane çöp
Ne olur bir çöp gösterin ya. Bir çöp gösterin lütfen. Çöp istiyorum, çöp. Özledim galiba çöpü. Çöpü özledim. Bir çöp gösterin. De kendimi evimde hissedeyim. Efendim burası da Tokyo Ginza. Yani Tokyo'nun kalbi. Yani Nişantaşı'sı. Efendim Maçka'sı. Alışveriş, lüks mağazalar burada. Bir şey dediler ama ihtimal veremedim ama olabilir. Metrekaresi 250 bin dolarmış. Dünyanın en pahalı gayrimenkul fiyatı şu meydandaymış. Yani şu binalar üzerinde. Metrekare 250 bin dolar biraz fazla geldi ama doğru olduğunu biz varsayalım. Ginza Palace. Efendim şu anda tabii şey saat 12. Pek şey değil. Pek kalabalık bir zamanı değil. Bir de günlerden de hafta içi günü. Hafta sonları burası herhalde alışveriş için büyük bir şey olsa gerek. Ginza'da yürüyoruz sevgili dostlar. Ginza, burası yani mahallenin adı aslında. Tokyo Ginza. Kalbi. Güvercinlerin güzelliğine bakar mısın? Bir de orada saklanıyor bak eşek. Şeyin de elinde çok şeker. Çok güzel bir şey güvercinler. Efendim Hachiko köpeği. Beyaz cinsli bir köpek. Beyaz tüylü. Heykeli öyle değil. Hikayesi şöyle. 1930'larda profesör var. Hoca. Sahibi. Buradaki istasyondan çıkıyor hoca. Her sabah hoca istasyonu köpek getiriyor. Akşamüstü de saati köpek biliyor bir şekilde. Hachiko. Ve profesörü bekliyor istasyonun şeyinde. Profesör gelecek diye. Ve beraber eve dönüyorlar. Yıllar geçiyor. Profesör sizlere ömür vefat ediyor. Fakat Hachiko her gün onu burada bekliyor. Her gün. Millet şaşırıyor. Bu köpek burada her gün bekliyor. Tren bekliyor gelmiyor. Efendim ertesi gün gene bekliyor. Gene gelmiyor falan. Sonra zorlu bir kış günü Hachiko beklerken donarak ölüyor köpek. Donarak ölüyor ya. Beklemekten böyle burada heykel gibi beklemekten. Ve onun anısına burada bir heykel dikiyor. Bütün bu turistler bakar mısınız kuyruğa? Tabii kuyruğa girmeyeceğiz. Bütün bu turistler şu fotoğraf için bekliyorlar. Hachiko'nun fotoğrafını da çektirmek için. Kuyruk. Yani bu da başka bir şey. Çok zor ya turist olmak. Şimdi burada kuyruğa gireceğim. Hachiko'yla fotoğraf çektirmek için. Bu da zor iş. Bak gördünüz mü? Bak. Biz şuradan araya kaynatalım mı?